Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Hani bir tane serimiz vardı ya, tasarım hatalarıyla ilgili. İşte o serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için birbirinden ilginç tasarım hataları buldum. Hadi şimdi gelin hep beraber videoya bir göz atalım. Yani bir şeyi tasarlarken insanların o tasarlanan şeyi nasıl kullanacaklarını hayal ederek tasarlanması lazım. Ama bu tasarımcı arkadaşlar bu konuda birazcık çuvallıyorlar, şuna bakar mısınız ya? Adamın eline köpük geliyor. Bir de böyle detaylar var ki sormayın gitsin. Adamı resmen cezalandırır gibi tek başına duvara karşı yemek yedirmişler. Hatta sosisli yiyor ama halinden de memnun görünüyor kerata. Bir tabaktan beklentiniz nedir? Yemeği bir yerde toplaması ve oradan afiyetle yemeniz değil mi? Ama bu tabağın tasarımcısı arkadaş etrafına delikler açaraktan yemeğin birazcık daha havadar olmasını istemiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü aklıma başka bir fikir gelmiyor açıkçası. Bir fan düşünün, deliler gibi dönüyor ve bir sürü de bıçağı var zaten. Ve o fanı kapatmak için o deliler gibi dönen fanın arasına parmağınızı sokmanız lazım. İşte tasarım tam olarak budur arkadaşlar. Bu fanı sadece bir kere açabilirsiniz, ondan sonra kapatamazsınız büyük ihtimalle. Ya bari çocuklara yapmayın bunu ya. Hani çocuklar geliyorlar eğlenmek için parklara, kaydıraklardan fırlayıp fırlayıp kafalarını, gözlerini yani şu köşeye mi çarpsınlar? Olacak iş değil diyeceğim ama zaten olmuş ki gösteriyorum size arkadaşlar. Yorumunuz nedir bu konu hakkındaki? Bakın şimdi, mükemmelliği görüyor musunuz? Diyelim ki tuvalette canınız sıkıldı ve ufak böyle üç kağıtlar yapmak istiyorsunuz. İşte böyle tasarımlar sayesinde canınız sıkılmadan yanınızdakini izleyebilirsiniz. Neden izlemek isteyesiniz, orası da ayrı konu tabii ki. Bak bak işte delikanlı adam budur arkadaş. Tasarım dediğin de budur. Adam kendi ellerini yıkayabilmek için büyük bir efor sarf ediyor ki görüyorsunuz beli inanılmaz derecede gelişiyor bu efor sonucunda. Tasarımcılar bunu hayal etmiş olabilirler yani. Hop güm. Evet, bir daha izliyoruz. Hop güm. Neymiş arkadaşlar? Tasarım çok önemliymiş. Hem de her yerde çok önemliymiş. Siz olun, ileride bir tasarımcı olursanız bunlara özellikle özen gösterin, olur mu? Şimdi düşünün ki ellerinizi yıkamak için girdiniz lavaboya ve bir güzel yıkadınız. Sonra da ellerinizi kurutmak için şu havadar makinalardan kullanmak istediniz. Ama o da ne? Elleriniz kurumasına rağmen üstünüz başınız su oldu. Çünkü tasarımcı arkadaş onu yanlış yere koymuş. Orada bir Apple logosu görüyorum. Apple logosunun içerisinde bir geçit görüyorum. Ve kocaman güvenlikli bir kapı görüyorum. Ama güvenlik kısmı birazcık elma işareti kalmış arkadaşlar. Bakın buldum. Görüyor musunuz? Şu zigzag çizgilerden oldukça bahsetmiştim size. Sonunda onları iş üstünde... Yoksa bu siliyor mu ya? Yapıyor mu siliyor mu? Tam emin olamadım arkadaşlar. Ama bence arkadaki yapıyor, öndeki siliyor. Ne dersiniz? Küvete girip şöyle güzel bir duş almak istediniz. Tabii küvetin giderini tıkamanız lazım ki içine su dolsun. Ama gel gelelim ki böyle bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü su tam olarak gidere geri akıyor ve gideri gördüğünüz gibi çevirerek açıyor. Olsun da ama eğlenceliydi izlemek. Winnie the Pooh'yu sever misiniz? Açıkçası ben çok severdim ve böyle bir naif havası vardı, hoşuma giderdi ama bu arkadaş sanki birazcık mutasyona uğramış bir Winnie the Pooh'ya benziyor diyeceğim. Bilemiyorum o yüzden. Yorumlarınızı bekliyorum bu konu hakkındaki. Soldaki kaydırak hop güm havuza, ortadaki kaydırak hop güm havuza ve sağdaki kaydırak sizi sektirerekten büyük ihtimalle yine havuza gönderecek. Fakat biraz hızlı eğer uçarsanız oradan dışarı çıkma ihtimaliniz de var pekala. Neymiş efendim? Bir filin kıçından yolculuk yapıp başka yerlere gidebilir misiniz isimli bir çalışmayı görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar yani bunları hangi kafayla tasarlıyorlar gerçekten bilmiyorum ama sizlere böyle göstere göstere bitireceğim bunları. İnsanların tavırları acayip derecede hoşuma gidiyor ya. Bak bu çok güzel bir eleştiri, biliyor musunuz? Duvara bakaraktan maçı alkışlıyor arkadaş. Buradan da videoyu çekerek birçok insana ulaşmasına vesile olmuş. Çok güzel bir eleştiri bence bu. Harika bir çalışma. Çocuğun kafayı öyle bir yere koymuşlar ki camı açtığınız zaman böyle ucube bir görüntü çıkıyor ortaya. İlginç de bir çalışma olmuş açıkçası. Dışarıdan bakınca insanların ilgisini deli gibi çekiyordur eminim ki. Şu kum saatleri tarihten günümüze kadar böyle insanlığın ilgisini çekmiş aletlerden bir tanesi. Hatta bugün modern teknolojiyle beraber böyle ilginç şeyler de yapabiliyorlar diyeceğim de pek bir modernliği kalmamış, geri devriliyor ya. Nasıl bir tasarım olmuş böyle? Bence bu olmamış. Eğer ortada bir problem varsa o problem için üretilmiş bir de çözüm vardır mutlaka. İlginç bir problem var. Fan
duvara çarpıyor fakat daha ilginç bir çözüm var. Duvarı delerekten fanın rahat bir şekilde hareket etmesini sağlamışlar. Bu da bence bir ayrı takdir konusu yani. Sanki bu terslikte bir iş var gibi arkadaşlar, ne dersiniz? Merdivenlerde bir tuhaflık var gibi. Bu arada sizce biz bu merdivenlere yukarıdan aşağı doğru mu bakıyoruz, yani inecek gibi mi? Yoksa merdivenlere tırmanacak, yani aşağıdan yukarı doğru mu bakıyoruz? Bu konu hakkındaki fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu tarz tasarımlara diyecek pek de bir şey yok. Bence bunların tasarımcıları gerçek manada insanları trollemek istemiş. Hatta büyük ihtimalle eserinin nasıl işlev gördüğünü de gizliden gizliye, uzaktan uzağa izleyip gülüyor olabilir insanlara bu psikopat tasarımcı arkadaşlar. Sizce bu 308 numara mı yoksa 803 numara mı? Yani diyeceğim ki ilginç bir tasarıma gidilmiş ve hepsi ters yazılmış ama tabii ki öyle bir şey yok. Bu bildiğiniz ters takılmış. Ama kesinlikle işlev görüyordur eminim. O yüzden ufak çaplı bir tasarım hatası diyebiliriz buna. Soldaki hanım kızımız gayet güzel bir goril kafasıyla bütünleşmiş. Ortadaki hanım ablamız bir fille bütünleşmiş. Ve sağdaki bey abimiz de bir zürafanın boynuyla bütünleşmiş. Peki neden? Çünkü tasarımcı arkadaşım belki de boyu yetmemiş zürafanın kafasına. Eviniz dubleks, gayet güzel. Bir alt katı var, bir üst katı var. Güzel güzel geniş geniş takılın. Diyelim ki merdivenlere çıktınız ve aniden bir karnınız ağrıdı ve tuvalete gitmek istediniz. İşte o tarz durumları çözmek için böyle bir çözüm geliştirmiş de olabilirler. Tabii bu bir tasarım hatası da olabilir, orası ayrı. Dışarıdan geldiniz, kapının size açılmasını bekliyorsunuz ama beklemenize pek de gerek yok çünkü kapıdaki tasarım hatası sayesinde sol elinizi içeriye sokmak suretiyle kapıyı gayet kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Yapma ya, yapma yavrucuğum ya, kafayı öyle bir gömdü ki. Yani bu bir tasarım hatasının ötesinde bir tuzak olmuş resmen. Yalnız soldaki arkadaş gülüyor mu, alkışlıyor mu, ne yapıyor, tuzağı kuran kişi mi, çözemedim ben onu. İşte banklarda karşılaşılan en büyük problemlerden bir tanesi rahat olmamaları. Tamam hadi rahatlığı da geçtik de şöyle arkamıza yaslandığımız zaman da bir yaslanabilelim değil mi? Ama bakın yaslanamıyor. Tabii bu da ne kadar büyük bir problem değil mi? Böyle abartı abartı anlatıyorum. Çekmeceyi açıyor, yok olmuyor. Birazcık daha zorluyor, olmuyor. Fırının kapağını açıyor deniyor, olmuyor. En sonunda fırının artık düğmesini yerinden çıkartıp çekmecenin içindekilere rahat bir şekilde ulaşabiliyor ki... Bu kadar zor olmamalı ya bir çekmece. Nedir bu yani? Tövbe bismillah. Hanım kızımıza ne olmuş böyle? Bayağı bir kendinden geçmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bu otobüs camlarını artık reklam yapmaları da beni acayip derecede irite ediyor ya. Buradaki olay şu galiba. O görmüş olduğunuz demirler engelli kardeşlerimizin rahatça hareket edebilmesi için galiba oradalar. Kapı da açıldığı zaman o engelli demirine hem çarpıyor hem de... Öyle birisi oradan geçecek olsa zaten demiri kullanamayacak. O yüzden her türlü saçmalık bir tasarım hatası bu arkadaşlar. Minyonlar adamdır. Minyonları aşırı derecede severim ben. Tabii ki bu piyasadaki her şeyin ilgisini çekmiş ve gördüğünüz gibi minyonlu pizza da yapmaya kalkmışlar. Hatta Mickey Mouse'u da yapmaya çalışmışlar. Ama gel gelelim ki bence hiçbiri olmamış, hatta korkutucu olmuş bunlar ya. Buradaki ilginçlik ne biliyor musunuz arkadaşlar? Büyük ihtimalle soldaki dolap çok aşağıda olduğu için lavabonun kullanımında zorluk yaratıyormuş. O yüzden onu yukarı çekmişler ama bütün sistemde bozulmuş böylece ve silsile halinde bir tasarım bozukluğu çıkmış ortaya. Burası da büyük ihtimalle bir otel odası ve artık televizyonu koyacak bir yer bulamadıkları için öylece alelade bir yere sallayıp bırakmışlar. Ama en azından odada bir televizyon var değil mi? Değil. Olmasaymış daha iyiymiş. Yani bu merdivenler ne ayak? Hani birisi canı sıkılır da böyle ufak bir geziye çıkar diye mi acaba tasarımcı arkadaş oraya koymuş? Gerçekten bunların ne amaçla yapıldıklarını inanılmaz derecede merak ediyorum ben. Fikri olanlar beni aydınlatsınlar ya. Nispeten diğerlerine göre çok masum bir tasarım hatası değil mi ya? Adam bakmış ki olmayacak ya da orada bir prize ihtiyaç duymuş. Etraftaki pervazı kesmiş ve bir şekilde onu oraya yerleştirmiş. Buna diyecek pek de bir şey bulamıyorum. Ben mantıklı buldum hatta arkadaşlar bunu. Yani insanlar oradan çıkmak istese tekerlekli sandalyeleriyle nasıl hareket edecekler? Bir de yazmış oraya normal insanlar geçemez, tekerlekli sandalye geçididir gibisinden. İşte bu tarz saçmalıklar çok sıra dışı arkadaşlar. O yüzden özellikle bunları göstere göstere bitirmek istiyorum. Bir ayna düşünün ki sizi yüzlerce parçaya bölüyor. Çok ilginç bir yaklaşım olurdu değil mi? Yaklaşımdan da öte gördüğünüz gibi gerçekten böyle bir ayna var. Ve bu aynanın neden orada olduğuyla ilgili de hiç kimsenin bence bir fikri yok. Hatta fotoğrafı çeken arkadaş nasıl çekmiş onunla ilgili benim de bir fikrim yok. Sakin ol ayna.
İşte aradığım rahatlık seviyesi tamamen budur arkadaş. Madem bir tasarım hatası yapacaksınız ya da bir trolleme yapacaksınız, böyle rahat rahat salın gitsin, insanlar da rahat rahat salsınlar ortalara, değil mi? Bir de futbol sahası mı artık, park manzaralı mı, ne bilmiyorum. Manzarası güzel en azından. Pencere açılmıyor, açılmıyor. Yerinden, oha, yerinden söktü. Hadi diyelim ki onu yerinden söktü de ampulü de var ya bu işin. Yani bu artık üst seviye bir tasarım hatası olmuş arkadaşlar. Zannedersem bu çocuk odasında, hatta bebek odasında bir aksesuar ve sevimli olması için tasarlanmış. Ama ışıkları yanıp havada karardığı zaman ortaya bu ürkütücü görüntü çıkıyor. O yüzden bunu tasarlayan arkadaş ne kullanıyorsa acilen onu bırakmalı bence. Ve son olarak bir tavuk var. Tavuğun başına gelen şey pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Tavuk da bu konu hakkındaki şaşkınlığını bizlerle paylaşmış arkadaşlar. Bunu tasarlayan arkadaş kesinlikle ileri düzey bir trollmüş. O yüzden o arkadaşı tebrik ediyorum buradan, bizi güldürmeyi başardığı için. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.